borç alınırken ya da verilirken müddeti belli etmeli mi? Günümüzde de yine borç alma, borç verme konusu genelde baş ağrıtıyor. Borç verdik, alamadık. Gün tayin ettik, tespit ettik, şu gün dedi. O gün için işte yazıştık ama o gün geldi. Maalesef borç ödenmedi. İşte ilave süre tanındı, ilave günler, haftalar tespit edildi. Yeni vadeler tespit edildi, onlara da uyulmadı. Hep mağduriyet, hep mağduriyet diye düşünen dinleyicilerimiz de olabilir. Borç alınırken ya da verilirken müddeti belli etmeli mi? Bunu baz alarak borçla ilgili, alacakla ilgili insanlarımıza, dinleyicilerimize neler aktarabiliriz? Borç meselesi bugünün kanayan yarası. Birçok insandan duyuyoruz. Borç verdik, parayı gününde alamadık. Alacakla verecek ödenmez diye bir söz var. Yani böyle maalesef haklı olarak insanlar tecrübe edinmişler bunu büyüklerimiz. Fakat borç verme Efendimizin teşvik ettiği bir husustur. Borç verme meselesi, bu verilen borçlar, borcu alan kişi, parayı alan kişinin mutlaka vakti saatini belirlemesi lazım. Şunu demesi lazım, arkadaşım sen bu para sana ne zaman lazım diye sorması lazım. Sordu, bir tarih yazıştılar, yazışmak lazım. Ben bir arkadaşımızdan, böyle beraber çalıştığımız bir arkadaştı, 3000 lira para aldım, araba alıyordum. Hemen baktım bir tane kağıt getirdi bana, dedi hocam şuraya yazalım dedi. Beraber çalışıyoruz. Samimi bir arkadaşımız. Bir şaşırdım ben. Ya bu kadar samimiyiz. Beraber çalışıyoruz. Hocam dedi ölüm var kalım var dedi. Yazalım dedi. Müdürümüz de sağ olsun o para şey yaparken kefili benim dedi. Yani bu arkadaşım şunu sen paranı benden alacaksın dedi müdürümüz. Borç alırken verirken mutlaka yazışmak lazım. Birincisi bu. İkincisi. Bunu bir güvensizlik, karşı tarafa inanmamanın getirdiği bir şeymiş gibi düşünmemek de gerekiyor. Çünkü sevgililer gibi birbirinizi sevin, sayın, öpüp koklayın ama iş ve muamelelerinizde yabancı olma esasına göre hareket ediniz diye bir düstur var, bir ölçü var. Evet. Bu benim amcamın çocuğu, bu benim dayımın çocuğu, bu teyzemin çocuğu, bu benim iş arkadaşım, çok güvendiğim birisi. Bununla işte yaptığımız şeyde borç alacak ilişkisinde yazışmaya gerek yok. Yazışırsak ayıp olur, yani gücenir falan gibi kesinlikle düşünmemek gerekiyor. Asıl iş ve muamelelerinizde, alacak verecek konularında ve diğer sair konularda yabancı olma esasına göre. Ticaret başka bir şey. Dostluk, arkadaşlık başka. Ticaret başka bir şey diye düşünüp değerlendirmek ve ona göre hareket tarzı belirlemek gerekiyor. Eğer bu tarzı belirlemeyip, bu şekilde hareket etmeyip, bildiğimiz şekilde hareket edersek mağduriyetler, verdiğimiz paranın üstüne soğuk su içmeler, üzerine çizgi çizmeler, seninle ahirette hesaplaşırız, bu dünyada alacağımızı alamadık, ahirete bırakıyorum demeler, sık sık bu tür şeyleri duymaya devam ederiz. Eğer kendi bildiğimizi okursak, yazışmazsak. Yazışma da birinci ayağı bu, ikinci ayağı da karşı tarafın borç aldığı insanı mağdur etmemesi lazım. Maalesef dindar gibi de görsek, yani bazı insanlar bak abdest namazlı oluyor insanların ama emanet noktasında ciddi manada hassasiyetler olmayabiliyorlar. Kendim yaşadığımdan dolayı söylüyorum. Diyorsun ki bu adam bu işi yapmaması lazım normal şartlarda. Aldığı parayı ödemesi lazım. Birincisi bu borçlar, alınan borçlar ödenmeyince insanlar ne yapıyorlar? Birbirlerine borç para vermiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Biz arkadaşın diyelim ihtiyacı var, gidip bankadan faizli para çekmeye çalışıyor bu sefer. Ne oluyor? Bak arkadaşlıklar ortadan kalkmış oluyor. Yine bu işi biz ortadan kaldırmış olduk. Yani bizim yanlış hareketlerimizden dolayı insanlar ne yaptılar? Kimseye borç para vermiyorlar. Hatta bir arkadaşımız, komşumuz var. Ya ben diyor kimseye borç para vermem diyor. Mesela adam borç para istiyor diyelim. Niye borç para istiyorsun diyor. Arabamı yenileyeceğim. Kardeşim arabanı yenileme. Benden de borç alma diyor. Ne yapacaksın? Evi genişleteceğim diyor. Büyük ev alacağım. Daha büyük ev alacağım diyor. O zaman yenileme diyor. Benim paramla yapacaksan yenileme diyor yani. Çünkü neden? Verdiğim insanlar diyor vakti saatinde getirmediler. Bir de çok enteresan bir hastalık yani bu da. Aynı şeyi ben de yaşadım. Borç para verdiğimiz insanlar ya şu paranız ödeyin diyorum. Diyor ki hocam ne yapacaksın? Parayı. Kardeşim ne yapacağım? Yani benim kendi para bu. Çoluk çocuğumu harcayacağım. Belki tatil yapacağım. Belki bir akrabama vereceğim. Ana babama belki bir hayra sanatta bulunacağım. Veya bir yakınlarıma hayra sanatta bulunacağım. Maalesef bizim insanımızda böyle bir şey var. Adamla iki tane maaşı var diyor. İşte hanımı da kendi de çalışıyor diyelim. Ne yapacağım parayı diyor. O seni ilgilendirmez. Sen aldın vakti saatine vereceksin. Burada rahmetli büyük amcam vardı. Onu hayırla yad etmiş olalım bütün ölmüşlerimize. Borç para aldığı zaman gün ve saat belirler. Diyelim ki falan gün 30 Eylül'ün akşam saat 5'te teslim edeceğim. Ve o şeyde teslim etmiş olur ya. Yani. Gününe ve saate uymuş olur.